Arkadaşlar merhaba, 11-12 yaş garson boy forma takımı çalışacağım. Bunun kalıbını çıkarırken de sizlerin de görmesini istedim. Şu şekilde göstereyim. Böyle bir forma, 11-12 yaş. Yakası triko yaka, polo yaka dediğimiz budur. Ve önünde şu şekilde yakamızda pat çalışması var. Tamam mı arkadaşlar? Şurada küçük bir içte ay parçası var. Bu ay parçasını koyma sebebi de bedene baskı yapmışlar. Yani iç kısımdan ay parçası koyup ay parçasına baskı yapıp bedene takmışlar. Şimdi arkadaşlar bu böyle. Bir de bunun şortu var. Bunu da çalışacağım. Daha önce size takma kemerli şort çalışmıştım. Şu an ise kendinden dönmeliyi görmüş olacağız. Bu da iyi oldu. Apara biye de görüyorsunuz böyle. Yanlara biye çekmişler. Omuzlara üçer adet biye çekmişler. Şimdi bunu hemen çalışmaya başlıyorum. Aslında müşteri bana ölçü tablosu verdi. Fakat hem numunenin üzerinden ölçerek hem de ölçü tablosuna bakarak nasıl çalışacağız onu göreceğiz. Önce kendime şu şekilde bir doğru edindim. Boydan boya bir çizgi aldım. Sonra üstten biraz boşluk bırakarak dik açı alıyorum. Dik açı neydi? Çizgimin doğru düzgün kenarı ile çizmiş olduğum çizginin paralel olmasıydı. Sonra bunu uzatıyorum arkadaşlar. Bu arada polo yakalarda, ayaklı yakalarda arkadaşlar kendi kumaşından polo yakalarda, triko böyle takma triko yakalarda, ayaklı yakalarda yani kuşak diyor. Kimisi kuşak diyor, kimisi ayak diyor. Arka yaka düşüklüğü hiçbir zaman 1,5 santimi geçmemeli. Bunun nedeni şu. Siz bu arka yaka düşüklüğünü 1,5 santime geçerseniz ensemizi, boynumuzu sarmaz. Geriye doğru atar. Bu doğru bir çalışma olmaz. Bu numunede arka yaka düşüklüğünü 2 santim yapmışlar. Şu şekilde göstereyim. Size bazen numuneler gelebilir. Bunun üzerinden çalışın derler. Orada yanlış gördüğünüz şeyleri birebir yapmayın arkadaşlar. Doğrusu neyse onu yapın. Bakın şu şekilde koydum. Arka yaka düşüklüğü bakın şurası. Baktığım zaman arka yaka düşüklüğü 2 santim ama ben bunu 1,5 santim yapacağım. Bakın yaka kenarından yaka kenarına koydum. Cetvelimi koydum. Tam 2 santim ama ben bunu 1,5 yapacağım. Buraya geliyorum. Bakın buradan 1,5 santim alıyorum. Cetvelimin üzerindeki rakamı gördüm. 1,5 santim aldım bıraktım. Bu garson boy çocuklarda da omuz düşüklüğü ortalama arkadaşlar 3-3,5 yapabilirsiniz. Ben bunu şu an 3,5 yapacağım. Omuz düşüklüğümü aldım. Ne yaptım? Arka yaka düşüklüğüm 1,5. Buradan da omuz düşüklüğümü aldım. 3,5. Sıra geldi neye? Omuzdan boy. Bakalım omuzdan boy kaç santimmiş numunemizde? Hemen işimizi düzeltelim. Evet. Yaka kenarına koydum. Aşağıya doğru paralel. 65 santim omuzdan boy arkadaşlar. Ne yapıyorum? Buradan aşağıya kadar 65 santim alıyorum arkadaşlar. Bakın buradan aşağıya paralel 65 santimimi aldım ve bıraktım. Aldığım yerden tekrar şimdi buradan aşağıya kadar 65 aldım ya. 65 aldığım yerden paralel dik açı alacağım arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. 65 santimin olduğu yerden dik açı aldım. Sonra almış olduğum dik açımı uzatıyorum. Uzattım. Sıra geldi. Şimdi ne yaptık? Omuzdan aşağıya boyumuzu, omuzdan boyumuzu 65 santimimizi aldık. Sıra geldi göğüs. Göğüs 47 değil mi? Şu şekilde tekrar göstereyim. Müşteri göğsü 47 istemiş. Yani şuradan şuraya 47 santim istemiş. Bir de numunede ölçelim. 11-12 yaşta. Bakalım. Evet arkadaşlar göğüs burada 47,5 ama bizden 47 istenmiş. Ben size ne yapıyorum? Yarıda çalışıyorum değil mi? O zaman 47'yi 2'ye bölelim. 47 bölü 2 23,5 yapar. Buradan buraya bir 23,5 alıyorum. Bir tane de etek kısmından 23,5 alıyorum. Cetvelimin boyu yetmeyeceği için bir tane de ortalardan 23,5 santim alıyorum. Ve bu 23,5'larımı artık kapatabilirim. Şimdi 23,5'larımı kapattım. Yani kendime bir kare havuz oluşturdum ki rahat çalışmak için. Ne yapıyorum? Boy ve eni aldım değil mi arkadaşlar? Şimdi bunları yaptıktan sonra yaka açıklığına bakacağım ne kadarmış. Hemen yaka açıklığına bakalım arkadaşlar. Önce bir numunemize bakalım. Bir de müşterinin istediği ölçüye bakalım.
Bunda arkadaşlar işinizi önce bir düzeltin. Koltuk altınızı düzeltin ki sağlıklı ölçü alabilmeniz adına. Şu an buraya bakıyorum. Yaka açıklığı 16 santim. Müşterinin istediği de 16 santim. Ben yarıda çalışıyorum. Ne yapıyorum? Buradan kumaş katım olacak ya benim burası. Bunu da bu arada yazayım kafanız karışmasın. Şurası kumaş katı, tamam mı arkadaşlar? Buradan buraya 16'nın yarısı 8'i aldım ve bıraktım. Daha sonra arkadaşlar uygun gördüğüm liganla buraya güzel bir kavis yapıyorum. Arka yaka kavisi yaptım. Sonra bunu da çizdikten sonra, yani buradan buraya 8'i aldım. Açtığımda 16 santim yaka açıklığını elde etmiş olacağım. Omuzdan omuza bir ölçelim. Omuzdan omuza ne demekti? Bakın şöyle yapayım, daha iyi anlayacaksınız. İşimizi düzeltelim. Omuzdan omuza, yani buradan buraya. Bakalım kaç santimmiş. Arkadaşlar omuzdan omuza da 38, hatta 39 santim. Onu da not alalım. Omuzdan omuza buraya vermemişler bize ölçü. Ben yazacağım. 39. Onu atlamışlar. 39 bölü 2 ne yapar? 19,5 yapar değil mi arkadaşlar? Bakın buradan buraya 19,5'u buldum. Şimdi bakalım. Omuz kaç istemişler? Omuzda 12 istemişler ve omuzda 12 zaten geliyor. Burada her iki ölçü istemişler. Hem omuzdan omuza hem de omuz ölçüsü istemişler benden. Ne yaptım? Buraya gelen ölçümü yaka kenarıyla birleştirdim. Şurada bana yardımcı olsun diye hafif bir dik açı aldım, bıraktım. Tamam mı arkadaşlar? Omuz çizgimden destek alarak, yani cetvelimin çizgisini omuz çizgime getirerek şuraya hafif bir yardımcı çizgi çektim, bıraktım. Buraya kadar tamamız. Şimdi arkadaşlar ön yaka düşüklüğüne bakalım. Ön yaka düşüklüğü ne demiş? Önce bir numunemize bakalım bir saniye. Hemen. Ön yaka düşüklüğünün iki ölçüm şekli vardır arkadaşlar. Ya arka yaka ortasından ya da omuzdan aşağıya ölçülür. Şimdi bakalım. Arka yaka ortasından bakıyorum. Arkadaşlar 7,5 santim. Bir de yaka kenarından bakalım ne kadarmış. Omuzdan da 9 santim arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi omuzdan 9. Bakın arka ortadan, bakın şurası. Arka ortadan 7,5 santim aşağıya düştüm. Şuradan şuraya. Omuzdan alsaydım ne yapacaktım? Buradan ise bakın arka ortadan 7,5 burası. 9 da burası. Tamam mı arkadaşlar? Ön yaka düşüklüğünü aldım. Şimdi bu tip yakalarda ön yaka kavisi çok oval, çok yuvarlak olmaz. Nedenini anlatayım. Polo yakalarda yakanın çevresi çizilirken, şurası yani, çizilirken yüz yuvarlak çizilmez. V yaka ile basic yakanın ortasında bir çizim yapmak durumundasınız. Yani şu değil. Bakın çizerken böyle yüz yuvarlak değil. Hafif silik böyle V yaka ile basic'in arasında bir şey çizip bırakacaksınız. Gördünüz mü? Çizdik. Şimdi burayı da yaptıktan sonra sıra geldi kol evine. Bakalım kol evi ölçüm kaç santim istemiştir? Kol evinin iki ölçüm şekli vardır arkadaşlar. Sizden ölçü tablosunda düz ölçüm dedikleri zaman şunu anlayacaksınız. Bakın düz ölçüm budur. Yani kol evinin hizası. Dik dedikleri zaman da şu. Dik ölçü dedikleri zaman da şudur arkadaşlar. Omuz başından koltuk altına kadar gelen yer 20,5, ama ben bunu 20 yapacağım. 20,5'u fazla gördüm. Kol evi dik 20. Bakın mezurumu buraya koydum ve burada 20 santimi arıyorum. 20 santimi bulduktan sonra işaretliyorum. Daha sonra yapmam gereken bu 20 santimi ikiye bölüyorum. 10 santim. 10 santimi böldüm. Böldükten sonra kendime bir yardımcı çizgi aldım tekrar. Bu yardımcı çizgiyi neden aldım? Bakın arkadaşlar. Göğüs kafesi diye bir yer var. Yani buna ihracat firmalarında bazen ayna diyen oluyor, göğüs kafesi diyen oluyor, ama genelde ayna diye hitap ederiz. Göğüs ile şu kol evinin ortası ayna oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Bakın koltuk altı ile omuz başı kol evinin ortası şu kısım aynı oluyor. Bunu şöyle demek istiyorum.
Bakın. Ayna ölçüsü nasıl bulunur? 20'yi 2'ye böldüm, 10. 10 santimin olduğu yere bir kalem bıraktım, tamam mı? Karşı tarafa geçtim. 20'yi 2'ye böldüm, 10. Bu 10 santimin olduğu yere de bir kalem bıraktım. Bu kalemleri bıraktığım yere paralel ölçüyorum, tamam mı? Burada ön aynamın 38 santim olduğunu görüyorum. Not alıyorum. Ön ayna 38. Sonra ürünü çeviriyorum. Bu defa da arka aynaya bakıyorum. Çünkü arka genişlikle ön genişlik farklılık gösterebiliyor. Şimdi bakalım. Kol evim 20 idi. 2'ye böldüm. 10. Şuraya bir kalem bıraktım. 10 santimin olduğu yere. Kol evimi 2'ye böldüm. 20, 10. Bir de buraya kalem bıraktım. Arkadaşlar bazen size şunu da söyleyebilirler. Omuzdan 12 santim aşağıdan arka ayna. Burada da arka aynanın 40 santim olduğunu görüyorum, tamam mı? Yani size omuzdan aşağıya ölçü de verebilirler. Arka aynayı da not alıyorum. 40 santim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ön ayna 38, arka ayna 40. Ön aynada 38'i nasıl bulacaktık? Kol evi 20'yi 2'ye böldük, 10. 38'i 2'ye bölelim. 19 santim. Buradan 19 santimimi aldım. Tamam mı arkadaşlar? Burası şu an artık benim ön aynam oldu. Sonra bunları başlayalım çizmeye. Şuradaki dik açıya mutlaka uyum sağlamaya çalışın arkadaşlar. Şimdi kol evimi çizdim. 20 santimi. Burada ön aynamı buldum. Omuz bitişimi buldum. Bu arada arkadaşlar arka aynayı nasıl yapacağız? Ön aynayla arka aynanın arasında 2 santim fark var. Ön ayna 38 iken arka ayna 40. Ne yaparsınız? Pratik bir şekilde şuradan 1 santim dışarıya çıkarsınız. 1 santim dışarıya çıktığınız yere şurada önce şuna bakarsınız. Ben burada rigamı nasıl tutmuşum? Bakın rigamı burada böyle tutmuşum. Bunu nasıl tuttuysanız aynı şekilde, bakın bunu nasıl tuttuysanız aynı şekilde bunu da kaydırırsınız ve arka aynanızı oluşturmuş olursunuz, tamam mı? Şöyle iyice yakınlaştırayım. Şimdi bunu nasıl tutmuşum? Bu rigamı da böyle tutmuşum. Değil mi? O zaman bunu da getirelim hemen buraya. Yavaş yavaş sıfırlayalım arkadaşlar. Evet, bunu da buraya sıfırladım. Şimdi bu arka, burası da ne oldu? Ön oldu. Aralarında 1 santim fark var. Açtığım zaman 2 santim fark olacak, tamam mı arkadaşlar? Bu arada etek kısmından mutlaka yarım santim daraltıyorsunuz. Çünkü numunemizde reçme olduğu için reçme mutlaka ve mutlaka ölçümüzü artıya geçirecektir. Etek kısmını da arkadaşlar yarım santim daralttım. Yarım santim daralttığım yeri beden koltuk altında birleştiriyorum, tamam mı? Burada getirdim, buraya birleştirdim. Evet. Şimdi buraya kadar yaptık. Ben bu işlerin kopyasını alacağım arkadaşlar. Kopyasını aldıktan sonra devam edeceğiz.